Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kasım ayında yapmış olduğum gül çeliklerinin son durumu hakkında bilgi aktaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeliğimiz gayet sağlıklı durumda ve köklenmiş durumda. Çeliğimizi çıkarmıyoruz arkadaşlar. Köklenip köklenmediğini devamlı kontrol edersek köklere zarar veririz. Bu şekilde Kasım ayında yaptığımız çelikleri Sonbahara kadar yerinde sabit tutuyoruz arkadaşlar. Sonbaharda bitkiler yapraklarını döktüğünde çeliklerimizi başka yere taşıma işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprakları gayet canlı. Buradaki yapraklarında kuşlar kemirmiş arkadaşlar. Diğer çeliklerimi de gösterdiğimde gördüğünüz gibi gözleri hala uyanmamış. Bunlar iyi arkadaşlar. Gözlerin geç uyanması, soğukların geçmesinden sonra uyanması daha iyi oluyor. Diğer çeliklerimi göstereyim. Burada bir iki tanesinde kuruma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar tutmamış. Birkaç tane fire verebilirsiniz arkadaşlar. Köklendirici vesaire kullanmadık. Gördüğünüz gibi Buradaki çeliğimiz gayet sağlıklı ve dip kısmından yeni sürgün oluşturmuş. Bu güllerimiz yaz mevsiminde gül açacaktır. Gördüğünüz gibi önümdeki çeliğin işte filizleri oluşmamış. Sol taraftaki çeliğimizin dip kısmından canlı ve güzel bir sürgün oluşmuş. Bu dip kısımda oluşan sürgün güzel bir şekilde gelişecek ve yaz mevsiminde güzel güller açacaktır. Arkadaşlar köklendirme işleminin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 15-20 santik çeliğimizin dip kısmını eğik bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Çeliğin dip kısmında yırtılma olmamasına dikkat ediyoruz. Çeliğin dip kısmını zedelerseniz bu kısımdan çürümeler gerçekleşecek ve çeliğiniz tutmayacaktır. Arkadaşlar gösterdiğim çelik bir yıllık sürgün. Benim kış aylarında sonbahar ayında yapmış olduğum çelikler ise 2 yıllık sürgün. Sonbaharda yapacağınız çeliklerde 2 yıllık sürgün kullanmanız daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi 2 yıllık kalın sürgünler gözleri daha geç açıyor ve Sonbahar ve kış aylarında soğuklardan etkilenmiyor. Diğer çeliğimiz ise sonbahar aylarında diktiğimizde yağışlar ve kar yağışlarından sonra zarar görebilir. Gördüğünüz gibi diktiğimiz kalın çelikler yeni filizleniyor ve canlı filizler oluşturmuş durumda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Çeliklerimiz iyi durumda. Siz de kendi çeliklerinizi 2 yıllık sürgünleri yaklaşık 15-20 santim boyutlarında kesip 2 hafta suda beklettikten sonra yarısına kadar toprağın içine gömüp daha sonra sulamasına dikkat ederek köklendirebilirsiniz. Bu yaptığımız çelikler de sonbahar ayında yapmıştır. Ekim ayının sonunda 2 hafta suda beklettikten sonra çeliklere toprağa dikmiştik. Gördüğünüz gibi sürgünler gayet güzel şekilde çıkmış ve gayet sağlıklı gözüküyorlar. Arkadaşlar çeliklerinizi köklendirirken bir ay iki ay geçtikten sonra kök kısımlarını kontrol etmeyin. Çelikleri yerinden oynattığınızda çeliklerin kökleri kuruyacak ve çeliğiniz tutmayacaktır arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.